Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık sorularda bu akşam hepinizin tanıdığı, yakından tanıdığı çok değerli bir oyuncuyu ağırlıyoruz. Zafer Öztürk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Gayet iyi görünüyorsunuz. İyiyim, çok iyiyim. Sizler enerjiniz yerinde. Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi birçok konuyu konuşacağız. Oyunculuğa nasıl başladığınızı, rol aldığınız projeleri, hayatınızın genelini. Ama önce baştan başlayalım isterseniz. Şöyle Artvin'de başlayan evet. hikayenizle başlayalım. Çocukluğunuz Artvin'de geçti evet, değil evet, mi? Evet. O kadar çok hareketli bir hayatınız var ki aslında oyunculuğa gelene kadar. Artvin'de çocukluğunuz geçti. Orada mı büyüdünüz? Artvin'de mi büyüdünüz? Artvin doğumluyum, Artvin'liyim. Annem de babam da Artvinli. Öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin evladıyım. İki kardeşiz biz. Abim var benim, 1,5 yaş büyüğüm. Babam... Ben 4 yaşındayken Almanya'ya gidiyor. Sonra birkaç sene orada kaldıktan sonra Bursa'ya yerleşme kararı alıp ticaret hayatına dönmeye karar veriyor. Siz gittiniz mi peki ailece Almanya'ya? Yok, sadece babanız mı? Baba sadece. O yıllarda çok vardı böyle hani giderim. Çünkü Artvin dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Ama ya devlet memuru olacaksınız, ya okuyup çıkacaksınız, ya bir şeyler yapacaksınız. Çünkü arazisi çok olan bir şehir olmadığı için... Dolayısıyla göçler Artvin'den bu manada çok fazladır. Hatta bir zamanlarda okuma oranı olarak Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi, 1. sıradaydı bir dönem. Şimdi sanıyorum Tunceli ile beraber. Oradan sonra Bursa'ya yerleşiyoruz. Babam ticaret hayatında Bursa'da başlıyor. Ben ilk orta lise bölümlerinin hepsini Bursa'da bitiriyorum, hepsini orada okuyorum. Sordukları zaman Artvin'im diyorum, Bursalılar bir darılıyorlar. Hani Zafer nasıl olur falan. Tamam, hem Artvin'liyim hem Bursalıyım. Şeyciler gibi oldum. Almancılar gibiyim biliyor musunuz? Almanya'ya gidiyorlar, Türksünüz, buraya geliyorlar, Almancısınız. Ben hem Artvin'liyim hem Bursalıyım. Bunları da söylemekten gurur duyuyorum. Tabii şimdi İstanbul'da yaşıyorum artık. Peki şimdi oyunculuğa nasıl geçtiniz? Ama sizin bir de bir spor hayatınız var oyunculuktan önce. Çok mozaik bir hayatım var. Handspor oynamışsınız. Lise yıllarında... Çok iyi bir kaleciydim, futbol kalecisiydim. O yıl Bursa Spor'un altyapısına gitmeyi planladım. Çünkü penaltı yarışmaları olmuştu falan, çok iyi dereceler almıştım. Abim böyle geldi, işte ortaokul yıllarındayız. Kardeşim, efendim abi, bir tane spor gelmiş, ben de bilmiyorum ismini. Voleybol var, içinde basketbol var, işte işte bilmem, gol atabiliyorsun. Ha, böyle bir spor mu varmış? Ben duymadım dedim. Allah rahmet eylesin, Durmuş hocamız vardı, Durmuş Yılmaz. O gelmişti o sene okulumuza, handball. Tabii ki şimdi bu sefer futbol kalesinden sonra handball kalesi ufacık gelmeye başladı bana. Atamazsın bana gol manasında. Ufak tefek de bir şeydim. Ondan sonra masa tenis oynarken Durmuş hocam sürekli vururdu böyle. Hadi uzat şu boyunu, seni kaleye alacağız, handball yapacağız seni. Hocam ben futbol kalesi olacağım derdim. Orada bir handball hayatı başladı. Biraz abimin de zorlamasıyla diyelim ve Durmuş hocamızı çok severdim. Başladı, Yıldız Milli Takım'a kadar, seçmelerine kadar çağrıldım ettim. Rahmetli daha çok okuma taraftarıydı. Çünkü kendisi de öğretmen olduğu için hep okuyalım isterdi. İnşaat ve emlakla uğraşırdı. Gayrimenkul sektöründeydi. O hep inşaat mühendisi olmak isterdi. Ben de derdim ki kardeşim ben sinema, televizyon okumak istiyorum ya. Kıramıyorum da hayattaki en büyük ödevim, hayattaki en büyük arkadaşım. Yani yazıyorum ama çünkü çalışmadım ki kazanayım. İstiyorum hep böyle sinema, televizyon, ekran önünde olayım. Belki görüntü yönetmeni, belki senarist olabileyim, hayal gücümü kullanayım falan. Bir de ilkokulu yıllarda böyle hep böyle taklitler, şarkılar söylerdim. Birilerini taklit ederdim, hayvan taklitleri yapardım falan böyle. Neşeli de bir çocuktum. Babanız sizin hangi mesleği seçmenizi istiyordu peki? Dolayısıyla müteahhit olmamız için inşaat mühendisi, mimarlık vesaire falan çok istiyordu. O manada hep o tarafları istedi. Ben de yani zaten hani bunun için ticari kafayla da söylersem parasını veriyorsunuz, siz diyorsunuz. Yani illaki okumaya da gerek yok. İşin içini biliyorsanız tabii ki yani. Biz iyi kötü inşaat sulamalarla şimdi betona bir şeyler katıyorsun, donduruyorsun falan. Biz önce kalıplar çakılır, ondan sonra betonu bir güzel sulardık, ederdik falan. Oradan başlardı hayatımız. Dolayısıyla inşaatın içinde de büyüdüm yani, öyle de söyleyebilirim. Hatta bir ortaokul döneminde bir eczanede çalışmışlığım bile var, 2 yaz döneminde. Çok önemli şeylerden bir tanesidir bu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü babam maaşımı vermiş. Evet, sadece işte çalışma hayatını siler, deneyimleyin diye herhalde. Tabii. Kiracımız da bizim. Bir gün geldi, dedi ki bana Ercan abi, Kalfay'da orada. Ya Zafer dedi, senin dedi eczanede dedi yazları alsak dedi, gelir misin? Babam dedim izin vermez ki. Hani dedim sen bir konuş, ben gelirim Ercan abi. Şu kadar beyaz önlüğüm hala durur. iki yaz boyunca orada. Aslında çocukluk yıllarından itibaren böyle çalışmaya da hevesiniz varmış. Onu da çok seviyorum. Babanız da yönlendiriyor ama.
bana şu odaya kapanın, bu paraları sayın, çıkarken de alın gidin yapamam. Yani şey olacak, bir enerji olacak, bir değişim olacak. Gideceğim, geleceğim, ne bileyim yeni insanlarla tanışacağım, yeni yerler göreceğim, keşfedeceğim. Ya çok daha fazla seviyordum. Daha böyle renkli hayatı daha çok seviyordum galiba. Biraz da ondan herhalde. Sonra tabii ticaret hayatı falan böyle devam etti. İşte spor devam etti, işte ticaret devam etti. Mankenlik yapıyordum 86 ile 92-93 yılları arasına kadar. İşte o zamanlar Yaşar Alpekin'le, Murat Parasayar'la, sevgili Murat'la hala görüşüyorum. O zaman da bir Bursa'da, Bursa'nın yerel gazetelerinden bir tanesi bir yarışma düzenlemişti. Orada da birinci olmuştum. Böyle yani tuttuğumla bir şeyler yapıyordum. Tuttuğumla sürekli bir yerlere kalıyordum. Devam ettim. Peki o zaman herhangi bir dizi ya da film teklifi almış mıydınız? Bursa'da yaşıyordum. Yani bu iş için gerçekten İstanbul olmak lazım. İstiyordum ama işte ticarette bir taraftan, okul bir taraftan. Sonra askere gittim, geldim. İşte ticaret hayatına tamamen artık bulaşmış oldum. Peki o hayaller ne oldu? Böyle sinema, televizyon okuma cepte. Hayalleri. Hep cepte. Zaten hep cepte kaldığı belli. Hep cepteydi. Peki yani şimdi sinema, televizyon okumak istiyorsunuz ama bir şekilde hayat sizi belki biraz da babanızın desteğiyle farklı bir ticaret hayatına yönlendi. Pişman mıyım değilim ama daha çok sinema, televizyonda hep olmak istedim. Ama hep aklınızda kaldı. Evet evet, hep böyle bu kamera önü, kamera arkası bir yerlerde olmak hep istedim yani. Evet, kamera önünü çok istiyordum ama... Neden mesela kamera önünde olmayı çok istiyordunuz? Çok eğlenceli geliyordu bana ya. Çocukken de çok böyle işte bu tarafta mahallede futbol oynarken çocuklarla kız arkadaşlarım, mahallemizin kızları çağırdıkları zaman onlarla ekip falan atardım ben. Çok gerçekten şeydim, aranılan, sorulan da insanlardık. Abim keza kendi arkadaşları tarafından. Ben de öyle. Bir şey olurdu. Hadi Zafer, bilmem okulda bir şey olur. Gezi kolları falan Zafer nereye tatil edelim? Tamam, bu sefer yapıyoruz. Öyle demiş Selçuk, Meryem Ana. Bu taraflara bir gezi yapalım. İşte Uludağ gezi yapalım falan böyle. Hep böyle renkli taraflarda olduğumuz için aranan soran hocalarla aramız çok iyiydi. Gerçekten çok şanslıydım. Çok iyi hocalarla çalıştım. Arkadaş gibiydik okul hayatımızda. Okul arkadaşımla, arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Hayatıma giren herkesle görüştüğümü düşünüyorum. Görüşebildiğim kadarıyla da görüşüyorum. Çünkü bence vefa İstanbul'da bir semtisi değildir. Kimi sevmezsiniz derseniz ben gerçekten vefasız insan sevmiyorum. Aklıma geldi, bir aydır görüşemedim, iki aydır görüşemedim. Bir abim, bir arkadaşım varsa okul arkadaşlarımla WhatsApp'tan muhakkak hayatını sormayı çok seviyorum. Haliyle de sorulmayı da seviyorum yani. O yüzden de seviyorum ya yaşamayı, hayatı, arkadaşlarımı. Bugüne kadar geldiğim bütün yerlerin hepsini, kimlerle karşılaştığımı hepsine teşekkür ediyorum yani. Hayatınıza giren insanlar hep geçmişinizde olanları geçmişte bırakmayıp geleceğe de taşıyanlardan. Çünkü olduğu sürece tabii zaman. Çok güzel günler geçirdik. Şimdi belki biraz bugüne geleceğim ama sonra tekrar geri döneceğim. Kırık Hayatlar dizisini çektik şeyde, İzmir'de, Urla'da çektik. Ya o kadar bir benimsedi ki hala görüşüyoruz. İki tane kızım vardı. Birisi üvey kızım Meltem Akçöl. Şimdi Duy Bey'de oynuyor. Diğeri de Hatice İlkin. Hatice'nin annesi, gerçek annesi kahvaltıya geldi bize. Ben de kahvaltı hazırlattırdım. Ertesi günde ben yokum, sete gittim. Kızı yoktu o gün. Kahvaltı yaparken şey demiş kızına. Kızım demiş, babanı aradın demiş. Kızı telefonun elini almış böyle. Ha, baban nerede demiş. Kızı telefonun elini almış böyle bakmış. Demiş sette. Kızım sen manyak mısın demiş, ben gerçek babanı soruyorum demiş. O kadar, hala daha telefon açayım babana habersin diye telefon açıyorlar. Yani o günler nasılsa bugünlerdeki arkadaşlıklarım da, kardeşliklerim de hala böyle de devam ediyor. Sonra ticaret hayatı devam ederken bir gün, Allah ömür versin, tabii 83 yaşında şimdi Erhan amca, Amerika'dan gelmiş, Şeref diye çok sevdiğim bir arkadaşımın amcası. Bu işleri işte o zamanlarda bar var, restoran var, inşaat var. Emlak var, işte Türkiye biraz sıkıntılı. O dönem işte 99 depremleri oldu vesaire falan filan. İşte 2000-2002 civarlarında. Dedi ki bunları burada yapacağınızda gelin Amerika'da yapın dedi. Allah Allah falan dedim, ilginç. Tamam, nasıl olsa abim var, babam var, ben gidiyorum dedim. Amerika'ya gittim. Bir dakika, Amerika'ya nereye gittiniz? New York. Long Island dedim. Bir anda öyle bu fikir geldi ve tabii. O zaman gidiyorum. Evet, orada para açarız falan. Mi? Oradaki imkanlar... Erhan amcanın imkanları çok yüksekti orada. Hani şu imkanları şimdi saysam Türkiye'deki herkes beni döver herhalde. Benzine, arabaya, konaklamaya, yemeğe, içmeye hiçbir şey para vermeden benzin istasyonlarında sözüm ona müdür manasında sabah benzin istasyonlarından paraları toplarız, gaz siparişlerini verirsin işte bilmem ne. Bir saat, iki saatte işimiz biterdi. Ya dedim ki ben neden hayalimi burada yapmıyorum? Dedim ki, hayaliniz derken sinema, televizyon eğitimi.
Ben dedim çok zamanım da var burada. Hiç değilse dedim hayalimi burada gerçekleştirdim. Bir de Amerika yani sonuçta. Peki şimdi bir dakika, Amerika'ya gitmeye karar verdiğinizde babanız nasıl bir tepki verdi? Dedi ki oğlum dedi her şeyini bugüne kadar anladım ama dedi. Neden dedi Amerika dedi. Belki dedim hayatımda her şey çok daha güzel olabilir dedim. Alnından veremedim dedim. Peki dedim baba sen neden Almanya'ya gittin dedim. E size de daha güzel günler sağlayabilirim düşüncesiyle gitmiştim dedi. Ben de onun için gidiyorum. Eğer dönersem zaten döneceğim ben de sen gibi falan demiştim. Susmuştu. Ya çünkü gerçekten hani mekanı cennet olsun. Allah da anneme ömür versin inşallah. Hayattaki en büyük idolüm yani. Bir Atatürk diyebilirim, iki babam diyebilirim yani gerçekten. En büyük idolüm diyebilirim yani. Sonra işte Amerika'da işte benzin istasyonları, araba alıyoruz, satıyoruz, bilmem ne imkanlarımız çok rahat, çok güzel. Ben karar verdim. Ya burada bu işi yapacağım dedim. Bir okul buldum New York'ta. Çok da keyifliydi, çok da güzel bir okuldu. İyi de araştırmıştım. Hatta Steffen Spielberg'in yardımcısı falan da oradan çıkmıştı. Hocalarla konuştum. Onlara izah ettim ben kendi durumumu. Dedim ki yani ben önü veya arkası. Hayal gücüm güzelse senarist yapabilirsiniz. Bakış açımı beğenirseniz görüntü yönetmeni, yönetmen yapabilirsiniz. Çünkü orada görüntü yönetmeni ise 40 senedir görüntü yönetmenidir orada. Ben görüntü yönetmeniyim der çünkü. Burada şimdi evet hepimiz heyecanlanıyoruz. Ben de isterim bir şeyler çekmek. Ben de bir şeyler yapmak isterim. Kafamda projelerim de var. Hatta bir kısa film de yazdım da çektim de ettim de. Çok da keyifli, çok da zevk olarak yapıyorum. Öğretmenlerimle, hocalarımla, oradaki hocalarımla konuştuğumuzda tamam dediler. Çok iyi, aradığımız öğrencisin dediler. Biz de seni yönlendireceğiz bu konuda, emin ol dediler. Peki dedim, ben ön kayıtlarımı yaptırdım. Biz vizenizi alırız dediler. Çünkü oraya turist vizesiyle gitmiştim ben. Gezmeye diye ve işte bir şeyler yaparsak belki işte ticari vizeye çevirecektim. Sonra bir hafta sonra falan haber geldi. Benim de artık oradaki vizemin de dolmasına çok az kalmıştı. Karar vermek zorundaydım. Ya illegal kalacaktım ki hiç istediğim bir şey değildi. Ya da işte öğrenci vizesi alıp hayatıma devam edecektim. Sonra 9-11 olaylarından sonra yani 11 Eylül olaylarından sonra meğer bu olaylar artık vatandaş ülkesine gidip ülkesinden öğrenci vizesi alıp gelme olayına dönüştüğü için okuldan böyle bir haber geldi. Evet ülkenize dönmek zorundasınız ve oradan vize almak zorundasınız dediler. Peki tamam dedim ben de. Yani bir sorun olacağını düşünmedim. Geldiğimde garip bir şekilde vize vermediler öğrenci vizesi. Allah Allah falan. İşte aman yani oyunculuk kaldı, Amerika kaldı. Tamam çok büyük hayaller kurmamıştık. Ben işte bar açmak için yer bulmuştuk etmiştik ama bir şey kurulu değildi. Bozmak da çok kolaydı yani benim için ama bir hayal vardı orada yani. Sonuçta yani bir eğitim için siz ne nasıl... Ne kadar süre kaldınız Amerika'da? Zaten 6 ay vize veriyorlar. Yani girerken de bir 6 ay vize var. Ben 5,5 ay civarında falan döneyim ki dedim. Vizemi yakmayayım işte. Aslında bir işlerinizi halletmek için geldiniz. Tabii. Tekrar vizeyi alıp tabii. Dönecektiniz. Aynen birçok eşyamı bırakmıştım ben zaten. Dönerim ben zihniyetindeydim. Çünkü öğrenci vizesi istiyorum. Yani hangi ülke buna bir karşı çıkabilir ki? Yani tamam 32 yaşındaydım belki ama ne olursa olsun yani. Döndüm. Kuyruğumuzu kıstırdık Bursa'ya. Ama yerimde duramıyorum. Bir şey yapmam lazım. Sonra şeref... O... Peki Amerika'daki o süreçte neler yaşadınız? Nasıl geçti? Ya çok keyifliydi. Zaman zaman işte özel ders alıyordum. Bunu okula da yapayım dedim. İşte yabancı dil kurslarına gittim. Bilgisayar eğitimine gittim. Çünkü çok sonradan bilgisayarla tanıştık açıkçası. Çünkü okul olarak da ticari olarak da bilgisayarla çok fazla işim olmadığı içindi açıkçası bu. Sonra bilgisayar kurslarına işte okul yani yabancı dil kurslarına İngilizce olarak işte onları falan tamamladım ettim. Oyunculukla ilgili herhangi bir eğitim orada da özel eğitimden aldım ama bu, çok fazla söylemek istemiyorum. Workshoplara falan katıldım böyle çok fazla değil. Çünkü okuluna gidecektim nihayetinde. Ciddi ilmini okuyacaktım bu işin. Bu manada Türkiye'ye dönmeye hatta olursa neden Amerika'da yapmayayım falan diye düşünmeye de başlamamış değildim. Yani öyle bir heyecanlanmıştım ki hocalarla konuştuktan sonra onlar da bizi çok iyi anladıklarını ve istedikleri öğrenci karakterinin olduğunu söylemişlerdi. Tabii döndük kuyruğumuzu kıstıra kıstıra Bursa'ya. Ne yapalım? Yine Şeref de dedi ki arkadaş biz ne yapalım biliyor musun? Amerika, New York, Türkiye, İstanbul. Gel Türkiye'ye gidelim. O zaman CPT diye bir firma vardı New York'ta. Orada çalışan arkadaşımız oranın müdürüydü. Dedi ki şu kamera ekipmanlarını kiralayalım. Ben de dedim bu arada belki bir yerlere gider gelirim. Hani yönetmendi, yapımcıydı falan tanışırız. Hem onlara kira vermeye çalışırız hem de şu kafamdaki oyunculuk yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum acaba? Duygusunu bir kafamdan bir çıkartayım. Kamera önü çünkü bambaşka bir şey sonuçta.
Bazıları yapamıyorsam de, hayallerimi artık noktalayayım. Tabii canım. Değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Hani ben şöyleyim, ben böyleyim diyenlere şöyle yapıyorum. Diyorum ki istediğin her şeyi bir dakika boyunca konuşabilirsin diyorum ve susuyorlar. Yani çünkü kamera, sen de çok iyi biliyorsun, evet, ki ekranda bir dakika çok uzun bir süredir. Tabii. Çok uzun bir süredir. Çünkü bizim çektiğimiz, saatlerce çektiğimiz şey belki de izleyenlerimiz sanıyorum bir 15 saniyesini falan görüyorlar, saatlerce çektiğimiz işi. Biz geldik İstanbul'a yerleştik, bir şirket kurduk. Organizasyon ve kamera üzerine falan. Bir gün gazete okuyorum. Deneyimli, deneyimsiz oyuncu aranıyor deniyor. Allah Allah. Gazete ilanı. Gazete ilanı. Abi deneyimsiz oyuncu mu olur dedim ya. Ne yapacak bu adamlar deneyimsiz oyuncu? Ne bileyim ben, figüran arıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir şekilde bir hayat da bir yerlerden işareti gönderiyor ama sürekli. Evet evet. Yani çok ilginç bir şekilde. Bursa'dasınız o arada. Hayır, İstanbul'dayız. İstanbul'a geldik. Tamam. Yerleştik, şirketi falan kurduk yani. Orada organizasyon işimiz, hatta Kanal D'ye bir program yapmıştık. O zamanki ismi deniz kenarındakilerden bir tanesi, isim vermeyeyim. Orada böyle saatlerce havai fişekler falan atmıştık, etmiştik falan. Ben o ilanı okudum. Hiç arkadaşıma da söylemedim. Gurur, hani şevkimi kırmasın diye, bırak bu yaştan sonra falan demesin diye. Çaktım adam, ben ertesi gün fotoğraflarımı falan aldım yanıma. Konuştum telefonla. Bekliyoruz dediler, gittim. Böyle kız beni görünce bir heyecanla, Zafer Bey buyurun falan işte bilmem. Siz daha önce yaptınız. Yok, yapmadım işte bilmem. Ya, çok komik ya. Peki dedim, fotoğraflarım bu, ne yapacağım? Tamam işte şimdi kayıt yapacağız sizi. Tamam. Biz haber veririz dediler. Neyle ilgili haber vereceksin dedim. Ne yaptım bilmiyorsunuz ki dedim siz benim. Yok siz bacarırsınız, yaparsınız, edersiniz falan. Kız da hemşerim çıkmıştı yanılmıyorsam. O çok ilginç dedim ya. Deneyimsiz oyunculuk. Akşam eve geldim. Arkadaşlarla evde oturuyoruz böyle. Telefon çaldı. Alo, efendim, Zafer Bey. Arkadaşlarıma bakıyorum bu arada. Beni takip ettiler, benle kafa mı yapıyorlar acaba diye. İnanamıyorsunuz da. Tabii canım, sabah falan bırakmışım fotoğraflarımı. Efendim, işte böyle böyle yarın seni yaşatacağım. Berna Leş'in Yetkin Dikincilerin dizisi. İzlediğim de bir diziydi. Evet, ama bu arada hala arkadaşlarıma bakıyorum, bana bakıyorlar mı diye. Evet, işte orada dedi bir mafyayı canlandıracaksınız. Tamam. Yarın sabah AKM'nin önünde olur musunuz? Sabah 8'de oradan sizi alacaklar. Takım elbisenizi yanınıza getirirseniz sevinirim. Takım elbiseyi özellikle söylüyorum. Son detayı var çünkü. Peki, sabah evden çıkıyorum. Takım elbise gamboşa koydum. Attım arabaya. Şey, hayrola nereye? Dedim bir işim var ya. Bu temizleyiciye vereceğim falan. Böyle bir tatlı pembe yalanlarla evden çıktım. Şevkimin kırılmasını istemiyorum çünkü deneyeceğim bunu. Geldim. Şimdi AKM'nin önünde bekliyorum. Etrafa bakıyorum. Tanıdık oyuncu var mı? Kimler, neler yapıyorlar? Peki o anda içinizden geçti mi acaba bizim çocuklardan biri, arkadaşlardan şuradan çıkar mı diye? Sürpriz iyi değil mi? Değil mi? Yaparlar. Yaparlar ama olmadı Allah'tan. Yaparlar yani. Çok şaşırmazdım ama gülerdim. Beni mi kandırdınız Allah aşkına falan. Gerçekten çok iyi bir kamera şakası olurdu yani. Bakınıyorum, ediyorum falan. Tabii senaryo menaryo hiçbir şey yok. Senaryo çözümlemesini bilmiyorum. Senaryo okumasını bilmiyorum. Yani oyunculuğun iç hatlarıyla ilgili gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bindik servise. Hepimiz arkadaşlar, diğer arkadaşlar. Kim olduklarını da bilmiyorum onları. Yani görüntü yönetmeni mi, çaycı mı, kahveci mi? Bindik hep beraber. Arka taraftan birileri konuşuyorlar böyle. Abi ya diyor, ben diyor 15 senedir bu işi yapıyorum. Benden büyük bir adam. Dinliyorum ben de. Kulak kesiliyorum. Etrafı kesiyorum ya, kim ne yapıyor diye. İşte tamam, sizi ben boşuyorum vesaire falan bir şeyler diyeceğim dedi. Yani toplam 10-15 kelime değil. Abi 25 tekrar çektik dedi ya. Ben senaryoya bir daha baktım. 4,5 sayfa. Daha önce hiç bir dizi setinde oldunuz mu? Hiç set ortamını biliyor musunuz? Deli cesareti. Hiçbir şey bilmiyorum. Deli cesareti benim yaptığım. 4,5 sayfa. Adam 15 kelimeyi söyleyemedim dedi. Ben ne yapacağım dedim. Kendi şeylerimi, repliklerimi ezberlemeye çalışıyorum. Karşı tarafa bakmıyorum. Senaryonun komplesini okuyamadım. Böyle bir zamanım yoktu. Senaryo nereden geliyor? Ben ne yapıyorum? Karşımdakinin görevi ne? Ben nereye gidiyorum? Yemin ediyorum hiçbir şey bilmiyorum. Geldik Yerler filme. Ama nasıl bir heyecan, takım elbiseyi giydik. İşte olduk mafya. Tamam, sorun yok da. Laflar var bir de değil mi yani burada? Tabii. Yani bir role girme denilen bir şey ama bunlar bende yok tabii. Şimdi söylüyorum bunların hepsini. Makyaj alalım falan, patlar sürüldü edildi. İşte bir baktım bir odanın tekine girdik. Tel örgü var. Demin artık yani hayatı şey yapıyorsun, izlediklerini falan gözünün önünden geçiyorsun. Dedim galiba cezaevi sahnesi burası. Ha, tamam.
Zafer Bey'in Amors'una geçelim arkadaşlar. Ne? Amors ne demek? İçimden çıldırıyorum. Amors ne ki acaba? tabii şimdi biliyorum hani benim bir parçamla beraber karşı tarafın ilk yakınlarını alacaklar diye. Peki, çektik. Allah'ım, oradaki... Hiçbir öncesinde, sahne öncesinde bir prova yapma şansınız olmadı mı? Yok, söylüyorum direkt çünkü kayda geçtiniz. Sesli çekilmiş, sessiz çekilmiş. Sufle veriyorlar. Ama oradaki sufle arkadaş eğer kimse beni de görüyor, duyuyorsa ne olursun beni bulsun, ona çok korkmuş, teşekkür ediyorum. Ve birçok yerde anlatmışımdır. O kadar güzel tonlamayla söz şey verdik, sufle verdi ki ben ne olduğumu bilmeden ne söyleyeceğimi söyleyebildim. Oynadım mı bilmiyorum ama en azından sesimle söyleyebildim. Arkadaşımkilerini çektik. İşte hanımefendi, onun da ismini hatırlamıyorum, bağışlasın beni. Çünkü çok heyecanlıydım yani. Gerçekten ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bir de ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşımızın amorsuna geçtiler. İşte oradan benim yakınlarımı alacaklar. İşte supleyi veriyor, supleyi veriyorum. Ya, öyle bir sahne ki ben dedim ki arkadaş krize girdi galiba, ben de ona uyuşturucu vereceğim herhalde. Zaten de gerçekten öyleymiş. Ben ona uyuşturucu temin edecekmişim. O da Bernal için içeride öldürecekmiş. Fakat ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yani senaryonun tamamını okumamışım. Senaryo okumayı peki bilmiyorum. Peki sizin bilmediğinizi yönetmen fark etmedi mi orada? İşte burada çok güzel bir konuya değindiniz. Yardımcı oyuncu arkadaşlara gerçekten. Bunlar da bu işin bir parçası. Önünde ve arkasında oyuncu koçlarının hiç değilse ya da reji asistanlarının bu arkadaşlara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü ben de oradan geliyorum. Bir insan ne yapacağını bilmeden o dedici saatiyle oraya geldiyse bari siz yardımcı olun. Yine söylüyorum, sürpriz arkadaşım sayesinde bu işi kıvırdığımı düşünüyorum. Çektik. Ben dedim ki kız krize girdi herhalde. Ben de tabii o kadar kolay mı zannediyorsun bu işleri? Önce hallet falan filan. Sesle mesle bir şeyler yapıyorum falan. Kestik dediler. Kız çıktı şeyinden, terör günün arkasından. Olmadı değil mi dedim. Beğenmediler değil mi dedim. Yo işte çektik ya, bitti dedi. Aa bitti mi dedim. Bitti işte siz. Siz dedi. Ben dedim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum dedim. Ama ben sizi oyuncu zannettim dedi. Peki dedim siz, ben 15 yıllık devlet tiyatrosu sanatçısıyım dedi. Allah dedim. Yani bu kadar mıydı, bittim ben bu işi yaparım dedim. Orada bana bir özgüven orada. Patlaması. Tabii canım, madem dedim bu kadarmış, ben bu işi yaparım, hiç eğitim almadan bunları yapabiliyorsam. Bir özgüven tamam bende. Sonra tabii arkadaşlarım açıklamak zorunda. Hala söylemedim. Sonra Polonezköy taraflarında bir dayak yeme sahnem var. Çünkü işi bitiremiyorum, dayak yiyorum. Ocağının takım elbiselerim ve gömleğim, ki beyaz gömlekti içimdeki de. Klasik. Klişe bir şeydi, mafya. Aynı takım elbise. Aynı takım elbise ve beyaz gömlek. Bu sefer dayak yiyorum tabii. İşte kanlar, ceketler, gömlekler tabii. Aldığımız 3 kuruş, verdiğimiz 30 kuruş temizlik parası. Ondan sonra saat 3-3.30 falan, ben dedim ki benim işim bitse beni gönderebilir misiniz dedim. Şu anda servisi beklemek zorundasınız ya da dediler, sizi ortak noktaya kadar bırakalım, oradan taksiye gidin. Tamam dedim, siz beni ortak bir noktaya, bir yere, herkesin bilebileceği bir yere söyleyin, arkadaşlarım arayayım gelsinler alsınlar beni oradan dedim. Geldik oraya. Otobüs durağında orada. Söyleyemeyeceğim şimdi ismini, aklıma gelirse söyledim. Otobüs durağında bir kişi var orada. Fakat ben hemen şöyle bir yaptım, çıktım. Takım elbise de üzerinde. Yani artık öğrendim ya takım elbise. Takım elbiseye gideyim dedim. Takım elbise üzerinde, gömleğim ve kan lekeleri. Geldim. İşte tek başına bir adamcağız şurada oturuyor. Ben de dayandım orada. İşte bekliyorum arkadaşlarım şeyin, otobüs durağının orada. Şöyle bir döndüm. Adamcağız biraz şöyle bir kaydı kenara doğru. Merhaba dedim. Biraz daha kaydı. Tamam mı? Sonra adam kalktı gitti. Yani otobüs mü bekliyordun abi? Sonra kendime bir baktım, dedim ki ben de kalkar giderdim. Kahraman. Birisini kesmiş gelmiş gibiyim, anlatabiliyor muyum? Böyle anları sormaya devam edeceğim. Bir araya gitmemiz lazım. Aranın ardından açık sorular devam edecek.
Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Zafer Öztürk'le sohbetimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi araya giderken en son otobüs durağındaydınız. Setten kalma kanlı kostümle birlikte otobüs durağındaki beyefendi en son sola doğru kaçıyordu. Sorun oldu. Ya şimdi gitti ve en sonunda kaçtı adamcağız. Yani ben de kaçardım kendimden gerçekten de. Sonra arkadaşlarım geldiler. Arabada hareket ettikten sonra kapıları kilitlenen arabalardan. Abi kapıyı açacağım. Bana gülmekten kapıyı açamıyorlar. Bu halin ne falan diye anlattım da telefonda. Bu halin ne diye lütfen kapıyı açar mısın dedim. Gittik. Sonra diziyi izledik. Bu arada bir de kameradan televizyonu çekiyoruz. Ki ben sonradan da kendime bakacağım. O anda ne kadar kaçırdım, ne yaptım bakacağım diye. Hiçbir şey izleyemedim. Arkadaşım benden önce gitmiş. Televizyonun önüne girmiş ve sadece kafasını çekmişiz. Hiçbir şey izleyememişim yani. Ondan sonra işte böyle başladı. Sonra birkaç ajans daha, başka ajans daha. Sonra işte yollar kesişecekmiş bir gün. Tümay Hanımların, şu andaki menajerim Tümay Hanımların ajansına gitmiştim. Bir sürü herkese gittiğim için Bursa'dan bir sürü arkadaşım, Tümay Hanım da Bursalı. Bir sürü arkadaşım, ya bizim Tümay'a gitsene falan gittim. Dediler ki işte şu kadar sözleşme yapıyoruz bu kadar sene falan. Ya işte olmaz ya, ben gittiğim ajansına artık şimdi iş oluyorum. O kadar uzun süreli sözleşme imzalamam falan filan artık. Böyle özgüvenler tavan olmuş bende. Devam etti hayatımız. Sonra şirketi kapattık. Oyunculuk devam etmeye başladı. Sonra rahmetli babam... Şimdi hemen rahmetli babanıza gelirken bir virgül verim. Şimdi oyunculuğa ufak ufak başlamışsınız aslında. Bu arada dikkat de çekiyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü arka arkaya da geliyor roller. Tabii. Değil mi? Peki babanız nasıl tepki veriyor bu arada? Ya babam ciddi manada onun bana çok büyük düsturları vardı, 3 tane. Onlara hiç bulaşmadığım sürece hiçbir hayatıma müdahil olmadı. Ne mankenliğime, bir dönem siyasette uğraşmıştım ona, ne bir işte hiçbir şey. Çünkü bir gün kapımı babamın kimse bizden dolayı, ne abimden ne benden dolayı çalmadığı için. Özellikle size neleri söylerdin, ne isteği vardı babanın? Ya işte sizden? Uyuşturucuya bulaşma, hırsızlık yapma falan gibi her babaanne babanın söyleyebileceği şeylerdi bunlar. Onlar da şükür hayatım boyunca hiç bulaşmadım. Babam da gururlanırdı bizimle. Yani ben mankenlik yaparken ne işim var bu işlere deyip gazete küpürlerini cebinde dolaştırdı. Arkadaşlarına gösterdi falan. Yani biliyorum babamı, tanıyorum çünkü. Babam o dönem yine işte işler, inşaat, işte Mudanya'da bir inşaatımız vardı son dönemlerde işte. İşte bu işler ne olacak? Dön. Çünkü biliyorum o da bensiz yapamıyor. Yani hep istiyor ki yanımda olayım. Şimdiki annemin söylediği gibi. dön. Ya iyi ki dönmüşüm, sonra babamı kaybettim. İşte tekrar beraber olduk. İşte yine ticaret hayatı. O dönem işte yine emlak işine devam ettiğim restoran, bar, meyhane falan vardı. İstanbul'da oyunculuk yaparken sonra tekrar döndüm. Bursa'ya yerleştim tekrar. Babam çok çağırdı. Ne bileyim, kıyamadım, döndüm. Sebebini de bilmiyorum açıkçası. Yine söylüyorum, iyi ki de dönmüşüm, daha fazla vakit geçirebildik. Sonra Bursa'da tabii oyunculuktan çok uzak kaldık. Araştırmalar yaparken... Ne kadar süre kaldınız Bursa'da? Bayağı. Yani çok ara verdim. Sonra psikolog bir kız arkadaşım vardı, çok sevdiğim. Onunla sohbet ederken ya dedim, işte Bursa'da dedim, bu kadar dedim şey var, işte İstanbul'a gidip gelemedim. Tiyatro bir şey olsa da gitsek dedim. Benim dedi halam, şey yengem ya da halası yanılmıyorsam, yengesi galiba, şey dedi, devlet tiyatrosu mu girer misin dedi. Oh. Dedim, devlet tiyatrosu mu dedim, nasıl olur dedim böyle bir şey. Konuşalım bakalım dedi. Ertesi gün yengesiyle buluştuk. Bizim devlet tiyatrosu şuna dönüştü. Benim çok soğuk esprilerim vardır. Maruz kalmıyorsunuz, çok şanslısınız. Çünkü kendime bile kızıyorum bazen o esprilerden dolayı. Abi sen de televizyon programını yapsak falan filan demeye başladı. Dedim ki tamam da devlet tiyatrosu. Ben hala oradayım çünkü. O sahneye çıkmak istiyorum. Ha şöyle bir şey var. Bir banka, ismini vermeyeyim, çocukluğumuzda bize şey verirdi. Babam o bankayla çalışıyordu. Çocuk oyunları biletleri verirdi. Her seferinde her hafta giderdim aşağı yukarı. Pazar günleri olurdu. Bursa'da eğitim araçları salonunda olurdu. Bir sabah yine biletlerimi topladım. Neden o tiyatroya çıkmak istedim? Bu çok önemli bir detayı atladım aslında. Ne yaptıysam artık bilmiyorum. İşte arkadaşlarım zili çaldılar. Babam kim o falan dedim. Arkadaşlarım işte tiyatroya gidiyoruz. Gitmeyeceksin dedim. Şaka yapıyor herhalde dedim yani. Ciddi. Ne yaptım hatırlamıyorum vallahi. Yani bir şey yapmışımdır muhakkak yani. Adam bu kadar kültürlü bir adam devlet tiyatrosuna neden karşı çıksın? Tiyatro izlemeye gidiyoruz, oyun izlemeye gidiyoruz, çocuk oyunu izlemeye gidiyoruz yani. Annem, oğlum dedi, baban ciddi galiba dedi. Allah Allah, ben arkadaşlarımın biletleri verdim. Ben gidemedim.
öyle bir koymuştu ki bana. İşte oyunculuk belki de alt metninde biraz da bundan da çok fazlasıyla vardı. Babama kendimi ispat edeceğim. Ben bu işi seviyorum gibilerinden. Belki de alt beynimde o da vardı sürekli. Velhasıl biz devlet tiyatrosuyla ertesi gün oraya gittik. Bir gün sonrasında dediler ki okuma provası var. Devlet tiyatrosuna gelin dediler, konuşalım. İşte birbiriyle tanışıyorum orada. Ama kimin kim olduğunu bilmiyorum. Müdür oradaymış, yönetmen oradaymış vesaire. Yeni de bir oyun koyuluyormuş ortaya. Çok şanslıydım. Çok güzel arkadaşlarımla çalıştım orada. Asiye Nasıl Kurtulur diye çok güzel bir tiyatro oyunu sahnelemiştik. Yönetmen şöyle yaptı. Yarın sabah onda dedi okuma provası var. Allah dedim beni buraya doğru istiyor galiba ya. Hı. Abi ne demek ya? Bir gün önce, iki gün önce hayatımda devlet tiyatrosu bırak oyunculuk adına Bursa'da bir şey yokken sağ olsun Dilara'nın sayesinde ve yengesinin sayesinde tanışmış oldum herkesle. Sonradan tanıdıklarım da vardı işte. Varmış daha doğrusu. Halil abi falan hala oradaymış. Ondan sonra biz böyle bir oyuna davet edildik. Abi kimler yok? Şu andaki devlet müdüresi Arzu Tan Bayrak Tutan, Taner Turan, Ayşegül Günay. Şimdi hepsi bağışlasın. Hepsini çok iyi seviyorum. Acayip güzel bir kadro. Müthiş oyuncular. Ben dedim ki ben nereye düştüm dedim. Ben de sürekli yani böyle yine o AKM'deki gibi izliyorum. Hani insanlar neler yapıyorlar, tiyatroda nasıl sahne yapıyorlar. Çocuk piyesleri falan okul hayatlarında falan oldu ama yani burası devlet tiyatrosu abi sonuçta. Yani bir ciddiyeti var her şeyden önce. Bir hiyerarşisi var. Ben müsaade isteyip sürekli şeyleri izliyordum, provaları izliyordum. İstediğim pek şey yapmadı. Herkes aşağıda çay kahve içerken yani onların işi olduğu için belki de çıkmışsın. Yani ben çok büyük bir merak olduğu için abartmıyorum. Bütün oyunu çıktıktan sonra yaklaşık 100 küsur oyunu da belki prova bitene kadar da oyun esnasında sahnem gelene kadar yan taraftaydım. Prova sahneleri esnasında da koltuklarda provaları izledim. Ondan sonra bu kadar böyle bir merakım vardı. Sonra sahne dedik. Sahne dediğimizde babanın haberi yok tabii. Evdekilere dedim ki yarın dedim kostüm bir provamız var. Oyunumuza bekliyorum. Tabii canım. Rahmetli böyle abi ne ya dedi. Tiyatro. Siz provalara gidip gelirken hiç ailenize söylemiyorsunuz. Onu. Ben çok yalnız yaşadım. Yıllarca yalnız yaşadım. Zaten ailemden ayrı yaşıyordum yani. Ondan sonra. Hani onlar çünkü yani bir şey değildi yani. Kötü bir şey yapmadığım için aileme şunu da yapabilirim diye danışmıyordum yani. Kendi ayaklarımıza biraz da sürpriz yapma isteği mi oluştu? Galiba. Galiba. Neyse geldiler. Tabii hemen oyundan sonra üstümü giyip aşağı indim fuayeye falan. Nasıl dedim? Sizin oynadığınızı biliyorlar ama değil mi? Ama çağırdım. Tabii. Tamam. Ben davet ettim. Benim davetim olarak geldiler. Hemen babamın yanına koştum gittim. Nasıl dedim? Tebrik ederim çok güzel dedi. Ayaklarım yerden kesildi. Bütün öcümü aldım yani. Anladın mı? Peki o ilk sahneye çıktığınızı da konuşalım. Ne hissettiniz? Çok heyecanlandınız mı? Aile de orada şimdi baba var. Bir de oyuncu olmanızı istemiyor öncesinde. Siz bir şeyler de ispat etmeye de çalışıyorsunuz. Tırnak içinde oyuncu olmamı istemedi. Değil. İş adamı. Yani onun yoluna, onun işlerini takip etmemizi istedi. Asla yani oyunculuğa karşı çıkmadı hiçbir zaman. Burada bir babamın yani rahmetinin günahını almış olurum. Yani bu tarafta kalmamı istediği için. Oyunculuk da İstanbul'da olduğu için kendisinden uzaklaşmayayım diye. Yani tabii ki oyunculuk yapmak istiyorsanız evet diğer illerdeki arkadaşlarım da var. Oyunculuk yapsanız İstanbul'a yerleşmek zorunda kalacaksınız. Haniyle. Ve hani o diğer işlerden kopacaksınız. O yüzden çünkü hani gelip, devam etmesi açısından Bursa'da kalmanızı, yanında olmanızı. Tabii çünkü gidip gelmek çok zor olacaktı. Yani takdir edersiniz ki bu işte burada bir iş alan bir arkadaşım ya bir arkadaşında konaklayacak ya bir otelde konaklayacak vesaire. Sahneye ilk çıktınız. Çıktım. Benim sahne ilk hayatımdaki heyecanımla o son devlet tiyatrosunda artık son perde dediğimiz turnelerimiz dahil olmak üzere son ana kadar o heyecanım hiç bitmedi. Bitmesin de zaten. Böyle tiyatroya aşığım. İnşallah tekrar güzel bir proje olur da tekrar tiyatroya çıkarım. Yani çok seviyorum. Tiyatro bu işin er meydanı. Ben öyle söylüyorum. Yani bütün tiyatrocu arkadaşlarım önünde de ceketimi diklerim. Haddimi bilirim. Sevgimi, saygımı bilirim. Böyle devam ederken bir gün arkadaşlarımızla beraber oturduk yemek yiyoruz. Telefonum çaldı. Zafer efendim, sen oyunculuk yapmıştın ya. Evet yaptım. Bursa'da al yazmalım çekiyorlar. İşte avukat istiyorlar. Avukat olur musun falan. Dedim abi ben bıraktım bu işleri. İşte Bursa'dayım ya artık yaşayalım. Ya o yaparsın arkadaşlarım. Ya gitsene manyak mısın falan. Ne kadar bu kadar. Ya abi bırakın Allah aşkına o parayı oynamam ben şu bu falan. Onu ben 5 sene önce alıyordum. 4 sene önce alıyordum şu bu. Arkadaşlar dedi ya ne yapacaksın parasıyla ilgili ya. Gitsene dediler işte hayatın işte. Hazır burada çekiyorlar zaten dedi. Ertesi gün benim ilk barımın, otelle ortak işlettiğim bir barım vardı. Aynur Otel'de, çok severim sahiplerinde. Orada konaklıyorlarmış, beni de oraya davet ettiler. Abi hepsini tanıyorum.
Oo abi hoş geldin, baba hoş geldin bilmem ne falan böyle. E tabi işte ne içersin ne yapayım biliyorlar da. Hepsini getirdiler ettiler falan. Yanında bir tane dosyayla bir arkadaşımız geldi. Siz Zafer Bey misiniz dedi. Evet benim dedim. Nereden anladınız dedim. Herkes kapıda bekliyorlar. Siz burada oturuyorsunuz dediler. Siz olabileceğinizi düşündüm dediler. Orada da işte Özgür Özpirinç ile Seçkin'le beraber al yazmalım. İşte çok değerli oyuncular vardı yine orada. Onlarla böyle bir yaklaşık 5-6 bölüm. Sonra benim evimde. Yaklaşık 14-15 bölüm benim evimde sizin Cevat Zade'nin evi oldu. Sonra benim barda çektiler. Bayağı bildiğin al yazmalım benim şeyle falan girmişti böyle. Aradan zaman geçti. Babam rahmetli oldu. İşte yine o zaman hayatımda emlak ve bar, restoran meyhane vardı. Bar, restoran çok kötü gidiyordu. Yani son olaylardan sonra işte gezi olayları bilmem ne. İşte bir şey yapamıyorsun, şehitler oluyor, sahne açamıyorsun. İçin el vermiyor zaten her şeyden önce. Dedim ki ya çoluk çocuk yok, evlenmemişsin, aklını almışsın. Yani 100 milyar dolar daha paran olsa bile bu kadar büyük bir tempo ile çalışıyorsun. Gece 3-4 saat falan uyuyorum. Saat 3'te 4'te kapanıyor, 9'da 10'a gidiyorum. Sağ olsun yardımcım, çok sevdiğim bir ablam vardı yardımcım. Ofiste kahvaltı hazırlardı, emlak ofisinde. Orada kahvaltımı yapardım. Akşam 3 saat 6-7 öbür tarafa geçerdim. Yani mutsuzdum. Para kazansam da mutsuzdum. Para kaybettim ayrı, bir de para kazansam da mutsuzdum yani. Orada babam rahmetli oldu, etti falan filan. Dedim ki ben dedim ne yapıyorum ya, neden dedim ya. Yani neden sevdiğim işi yapmıyorum? Taner Turan, o zamanlar Tümayan'la beraber çalışıyorlardı. Taner'e telefon açtım işte Devlet Tiyatrosu'nun arkadaşıma. Dedim ki ya, o da İstanbul'a geldi, İstanbul'da tayin oldu. Hanımıyla beraber, hanım da Türk Konservatuvarı'nda. Çok uzun, Türk Musikisi Konservatuvarı falan filan. Ondan sonra dedim ki ya sen kiminle çalışıyorsun? Tümay Özopur. Ya ben yıllar önce onlara gitmiştim. Bir konuşsak mı acaba? Ben de dedim tekrar İstanbul'a gelip oyunculuk yapmak istiyorum dedim. Ben senin menajerin tanıdıksa. Bir de dedim çok işit varmış ortak arkadaşımız. Gerçekten Tümay'la tanışmamamız büyük tesadüf. O yıllarda. Çünkü aynı yerlere takılmışız. Yazlıklarımız aynı yerlerde. Bursa çocuğuyuz. Tamam dedi gittiğimizde Tümay yoktu orada. Dedi ki akademisi var Tümay'ın bir de oraya gidelim. Gidelim akademi ne yapıyorlar ki dedim orada. Eğitim veriyorlar dedi. Şaka yapıyorsun dedim. Amerika aklıma geldi. Ondan sonra ötüyorum bir yaştan sonra eğitim alacaksan manyak mısın dedi. Ya bir karışma dedim ya. Bir gidelim dedim onu görelim bakalım. Şimdi Taner de Bursa'daki çevremi falan çok iyi biliyor. Yani gerçekten hatta sayılır bir çevrem var. Hepsini ayrı ayrı göz yanaklarından öpüyorum. Çok sevdiğim insanlar hepsi. Abi akademiye girdik. Emel Hanım'ın odasına döndü. Emel'cimle o Taner'im ne haber falan sarılmalar falan tokalaşmalar. Bir gördüm bizim Emel. Babalarımız bile arkadaş. Tümay'ın da okul arkadaşı. Orada müdürelik yapıyormuş meğer. Emel'cim ne haber işte falan. Ne yapıyorsun sen burada böyle bir eğitim veriyoruz falan. E sen ne yapacaksın dedim. İşte yıllar önce yapmıştım tekrar dedim. Oyunculara dönmeye karar verdim. Taner de bir Emel'e merhaba diyelim dedi. Tümay yokmuş. Dur dedi Tümay'ı arayalım işte belki dedi ajans alır dedi falan. Bir dakika bir dakika dedim acele etme. Siz ne yapıyorsunuz burada? Eğitim veriyoruz. Neler var? Kamera örneği, doğaçlama vesaire, stage combat, diksiyon, işte şan dersi vesaire. Oo. Ben dedim tekrar eğitim almak istiyorum dedim. Bu işi yapmak istiyorum dedim. Yani. Sen yaz beni. Tabii canım sen dedim ya. İkinci kur, yok dedim ya birinci kurdan istiyorum ben dedim. Abi birinci kur, ikinci kur, üçüncü kur bir yerden istiyorlar, çağırıyorlar, menajerler falan tekrar döndüğüm bilenler. Dedim ki bekleyin. Üçüncü kur bitti. Kur bitiminde de tüm ayarımlar şey yaparlar yani eğitmenlerden aldıkları refereyle ajansa davet ederler. Kabul ederseniz ajansa girersiniz. Bizim sınıfımız 10 kişiden 9 kişi ajansa girmişti. Oo. Yani bir parça etkimin olduğunu düşünüyorum çünkü şeydi. Bakın ben bu yaştan sonra eğitim oluyorum. Manyak mısınız? Zaman geçirmeye mi geldiniz buraya diyordum. Öğrenin bari. Bu işi yapmak mı istiyorsun? Diploma oynamayacak, sen oynayacaksın. Eğitim evet ama o eğitimi şeye geçirmek, enerjiye geçirmek senin yerinde. Bilgi bir yere kadar var. Öğrenmenin yaşı yok gibi. Bir de ayrıyeten hani sadece öğrenmek bir işe yaramıyor. Bunu yapmak zorundasın. Eğitimle ben. Sağ olsun arkadaşlarım, kardeşlerim ondan sonra. Onlarla beraber çok güzel böyle bir ansambl olmuştuk. Çok güzel bir birliktelikler yapmıştık. Hatta sonrasında bir de bir kısa film atölyesi açmıştı. Tümay ilk defa. İşte kameranın arkası. Ben o hayalimi de geldi. Buraya da gideceğim dedim. Ondan sonra kısa film atölyesini bitirdim. Çocukluğumdan olan çok güzel bir senaryom vardı. Kendisi benim senaryom Simit diye. Onu yazdım. Onu çektim.
Sonra yine bir sınıfımızdan bir arkadaşımızın daha senaryosu vardı. Orada resmen görüntü yönetmenliği yaptım. Yani görüntü yönetmenliği diyorum, özür dilerim. Yönetmen yardımcılığı yaptım resmen yani. Kenan Doğru ile beraber. Böyle sonra bir başladık işte. Sonradan ilk yıllar sonraki ilk işim Pınar Deniz'in babasıyla, babası, baba kız oynadık. Bir Deli Rüzgar adlı Altan Dönmez'in çektiği, sevgili Altan Dönmez'in. Onunla beraber başladı. Sonra işte Masal Şatosu, Yuvaya Dönüş sinema filmi, Benimle Söyledi Jürilik, Masal Şatosu'nun dizisi, Burçlar diye şimdi ve Bezdum Dağ diye Karadeniz... Yeni projeler. Evet. Karadeniz komedisi. Yeni çektik onu da Artvin'de. Eylül ayında yanılmıyorsam çıkacak. Aa, çok güzel. Burçlar diye romantik komedi çektik. Urla'da diziyi çekerken, Kırık Hayatları çekerken. Orada da yaklaşık bir 100 bölüm, evet. 100 bölüm orada kumarcı bir, kahveci bir Şevki karakterini canlandırdım. Peki merak ediyorum, böyle canlandırırken etkisinde kaldığınız bir karakter oldu mu? Rolden çıkmamak değil ya. Rolden çıkmamak değil ama aslında... çok daha iyi yapabileceklerimi düşündüğüm, hani böyle sana daha çok yakışır dediğimiz kıyafet vardır ya böyle. Aslında aynı kıyafetler ama o renk size daha çok yakışır. Beklediğim birkaç tane iş var. Böyle ve insanların da artık böyle... Öyle bir şey soracağım zaten. Mutlaka şöyle bir karaktere hayat vermeliyim. Ne düşünürdüm? Nasıl? Yani bir yönetmen olsaydın, kast direktörü olsaydın, yani beni ne gibi bir yerde hayal ederdin diye ben sana soru sorayım o zaman. Hmm. Yani ne geçirdin kafandan? Ben böyle düşünürüm şimdi. Bilmiyorum. Aslında böyle birkaç şey izlemem mesela, gerekiyor. Ha, izlemeniz gerekiyor. Evet, ya evet. Yok, şey olarak, kast olarak söyledim sadece zaten. Yetenek olarak söylemedim. Yeteneği izlemeniz gerekiyor tabii ki. Sadece fotoğraf belki olarak. Belki bir müzisyen. Güzel. Evet. İlginç, güzel. Son zamanlarda hep şey söyledikleri şey işte. Bir, mafya. İki, şu hala hazırda devam eden. Niye mafya sürekli? Ne bileyim işte. Yani o ses tonuyla bazı, o böyle işte, tabii yani böyle enerjik halinin haricinde bir de durgun halimiz de var tabii bizimki de yani. Hatta o kadar enteresan ki insanları sürekli gülümsemekten bazen böyle oluyor, bir şey oluyor, bir şey kafan takılıyor, bir şey düşünüyorsun. Modum düşmüş oluyor, enerjin kötü olabiliyor falan. Herkes bir şey mi oldu diyor böyle. Abi yani işte gördün, selam vermedin. İyi de abi, bu sefer de sen selam verseydin. aramadın. Arasaydın. Hani hep ben mi arayacaktım seni? Sen de arasaydın. Yani o kadar alıştırmışım ki. Aslında seviyorum da bu yönümü. Yani hal hatır sormayı, bir yere gittiğim zaman. Ya 50 yıllık Enver abi, sahnemiz bittikten sonra genelde alkış alırız biz. Yani bu da çok sevimli bir alışkanlıktır, gelenektir. Seti bitenin, arkadaşımızın, alkışlanır. Enver abi geldi bana bir gün, dedi ki, ya Zafer abi, sana bir şey söyleyeceğim dedim. Buyur Enver abi dedim. Abi ben 50 senedir bu sektördeyim dedi. Evet abi. Yani alkışlananı çok gördüm. Abi havaya atılanı ilk defa görüyorum dedi ya. Ama biz çalışma arkadaşlarımla beraber, sadece oyuncu arkadaşların değil. Dedim abi ne bileyim, bilmiyorum yani. Ben de onları çok seviyorum. Belki onunla alakalı olabilir dedim. Yani. Peki böyle olmanızın bir sebebi var mı? Yani böyle bir dünya görüşü, muhtemelen hani insanları çok sevmeniz. Hepsini böyle bir toparlarsak hani. Neden mesela böyle olmayı seçiyorsunuz? Ya çünkü zor bir iş. Bilerek kendinize ama, dönüp... Bilerek değil ama galiba böyle bir misyonum var benim. İstiyorum ki herkes çok iyi olsun. Etrafımdaki herkes... Önce ben. Hani şey, bence erken bencil değil. Ben iyi olmalıyım ki size karşı iyi olabilmeliyim. Bir çay içebilmeliyim, bir ekmek yiyebilmeliyim, bir üzerime bir şey alabilmeliyim. Bir derdimi atlatabilmeliyim ki sizin karşınıza geldiğim zaman daha pozitif olabileyim. Ben. Sonra benim etrafımdaki insanlarım, arkadaşlarım, ailem, yeğenlerim vesaire, işte halihazırlık sülalem, işte ilçem, işte ajansımsa ajansım, en iyi oyuncular bizim ajanstakiler olsun. En iyi projeler bizimkiler gitsin. En iyi iş bizim çektiğimiz iş olsun. En iyi dizi bizim işimiz, en iyi program bizim programımız olsun. Neden olmasın? Çünkü bunu yapanlar da sen ve ben gibi iki ayağı, iki gözü, iki kulağı olabilen, böyle bir yetisi olabilen insanlar. Ya hayatım boyunca... Ya bir şey yapıyorsan elinden gelenin en iyisini yapmak zorundasın. Yapamayabilirsin, beceremeyebilirsin, olmayabilir. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Ama ne yaparsan yap, elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalamak zorundasın. Galiba bunu yapmaya çalışıyorum ve insanlara enerjimi düşüreceğini düşündüğüm insan, mekan, yer,
Yani mümkünse kaçıyorum. Belki şimdi onu diyecek. Nasıl koruyorsunuz peki galiba enerjinizi? Galiba öyle. Yani bir koruma kalkanımın olduğunu düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Yani bu ibadeten de çakralarla da alakalı. Böyle bir koruma kalkanım, dualarım da hep bu yönde. Yani bana negatif enerji verebilecek veya kem göz getirebilecek şeylerden ne olursunuz beni uzak tutun Allah'ım diyorum. Yani belki bunların da etkisi var. Ama ne olursa olsun o negatif elektrik falan böyle emiyor, böyle benim eritiyor, bitiriyor resmen yani. Nazar, çok korkarım nazardan. Çok korkarım. Sürekli okurum bu manada. Tütsüler falan yakarım bilmem. Okuduktan sonra bir de onları da yapıyorum yani. Alaçayları falan yapıyorum. Tabii. Velhasıl tüm ayarımla tanıştık, çalıştık. Şimdi de artık tüm ayarımla beraber yolumuza devam ediyoruz yani. Peki şimdi Kırık Hayatlar diye böyle hafta içi her gün yayınlanan bir dizide evet, rol alıyordunuz evet, değil mi? O nasıl bir deneyimdi? Çünkü çok yoğun bir çalışma temposu var değil mi? Haftada evet, bir gün yayınlanan dizilerin bile çekim günleri bildiğim kadarıyla 6 güne yayılıyor. Hafta zaten 7 gün, 6 gün, haftada bir gün dizi oluyor. Ama siz her gün dizinin süresi kaç dakikaydı? Yani bir saat vardır. Yani 50 dakika civarında olması lazım. Evet, 50 dakika hafta içi her gün yayınlanan evet, bir diziye nasıl yetiştiriyordunuz? Nasıl bir tempo? Vallahi ben saat 4.30-5'te kalkıyordum. Bir de 5-5 çekiyorduk. Yani 5 bölüm çektiğimiz için atıyorum 1-2-3-4-5. Bölüme kadar çekiyorsak o eve girdiğimizdeki 1., 2., 3., 4., 5. bölümden sahnelerimizde ekip arkadaşlarımla ekip arkadaşlarından kimler müsaitse o sahnelere, onlarla beraber o sahneleri çekip çıkıyorduk. Dolayısıyla 1. ile 5. bölümüne kadar, yani 60'ar sayfa olsa bir kere ben 300 sayfayı okuduktan sonra önce bütün konuyu kafama yazıyordum. 300 sayfayı okuyorsunuz. Tabii. O 5 yani senaryo geldiği anda 3 bölüm ya da 5 bölüm, ki genelde 5 gelirdi bize. O kesinlikle o 5 bölümü komple bir bitirir. Sessiz genel çekiliyor hikaye, değil mi? Tabii. Genel hikayeyi bir bitirir. Genel hikaye benim haricimdeki hikayelerin hepsine de hakim olurdum. Sabahları kahvaltıda kardeşlerime spoiler verirdim. Biliyor musun, senin böyle böyle olacak, buradan böyle gidiyorsun. Ezberini yaparken buna göre yap. Bir de sabah kahvaltısında bunlara spoiler verirdim yani. Benim spoiler zafere çıkmıştı bir ara işte. Öyle mi? Lakabım bile var. Peki şimdi ufak ufak süremiz, hatta sonuna geldik neredeyse. Son sorayım. Şu an en çok neyin hayalini kuruyorsunuz? Var mı böyle bir hayal? Annem hali hazırda izliyor ama yani babamın da izlediği. Ya aslında başarı benim için şöyle oldu. Çalıştığım yapım şirketiyle tekrar çalışabiliyorsam, çünkü çok aralar verdim ve çok sonra başladım oyunculuğa. Çalıştığım yapımcı şirketiyle tekrar çalışabiliyorsam, çalıştığım yönetmen tekrar beni çağırıyorsa, yani bu bir benim için hiç değilse bir kıstas başarıdır bu. Bir de bir gün en azından en iyi yardımcı oyuncu ödülünü almak istiyorum. Çok güzel. İnşallah Allah kalbinize göre versin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti benim açımdan. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi programlar, iyi yayınlar diyorum size. Çok teşekkür ederiz. Açık soruları noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.